kuantum fiziği ve tasavvuf. Evet, ikisi de aynı şeyi paylaşıyor. Tasavvuf, vahdet-i vücut kavramını anlatıyor. Yani bir tek varlık vardır diyor. Tek bir vücut vardır, o da Allah'tır diyor. Bugün kuantum fiziği de tek bir yapının olduğunu ve bizim dışarıda görmüş olduklarımızın aslında birer hologram, birer illüzyon, hatta kendi beynimizde yarattığımız illüzyon olduğunu, hologram olduğunu beynin çalışmasına göre ispatlıyor. Hatırlar mısınız evliyalar ne derdi? Alemlerin hepsi bir hayal. Hazreti Muhammed şöyle buyurmuş. İnsanlar uykudadır, rüya görürler. O zaman seyrettiğimiz her şeyin bir illüzyon, bir rüya olduğunun farkına varsak ve bu rüyayı güzelleştirmek için çalışsak ne dersiniz diye insanlara soruyorum. Ve bunun için de ne yapmak gerekiyor? İşte bunun için de bilimin ve ilimin ne anlattığını anlamak gerekiyor. Ben de elimden geldiğince anlayabildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün kuantum fiziği diyor ki beyin muazzam bir makine. Daha doğrusu beyin üzerine çalışan bilim adamlarının hepsi bunu söylüyor. Ve bugüne kadar beynin çok sınırlı bir kısmını gözlemledikleri halde, çok büyük bir kısmını daha hala anlayamadıkları halde, gözlemleyip anlayabildikleri kısmın ne kadar muazzam bir donanımda olduğunu söylüyorlar. Ve tamamını hala çözebilmiş değiliz beynimizin. Ve biz de bunu gerektiği gibi kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu en güzel şekilde kullanmasını öğrenmemiz lazım. Bunun için de en başta şunu görmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Düşüncenin bir foton enerji olduğunu ve saniyenin 70'te birinde tahmini olarak 40 bin kilometre mesafe aldığını, yani aklımızdan geçen herhangi bir düşünce, olumlu veya olumsuz hiç fark etmiyor, iyi veya kötü hiç fark etmiyor. Herhangi bir düşünce dünyanın etrafında bir tur atıp geri geliyor saniyenin 70'te birinde. Bu çok ciddi bir rakam ve hepimiz düşünce hızında bu kudrete, bu kuvvete sahibiz. Ancak bunu kullanmıyoruz demeyeceğim. Bunu kullanıyoruz da nasıl kullanıyoruz farkında mıyız? İşte biz düşüncelerimizle tarlaya ne ekersek sonunda tarladan ektiğimiz ürünleri biçiyoruz. Bunu bir türlü anlayamadık. Ben bunu kuantum fiziğini araştırıp da bir kuantum fiziği profesörüyle yaptığım sohbetin neticesinde öğrendikten sonra, hele bir de öğrendiğim ikinci bir kısım vardı ki, gün içinde 24 saatte en az 60 bin, en çok 90 bin düşünce enerjisi açığa çıkarttığımız. Bu çok ciddi bir rakam. 60 bin en az 24 saatte. Yani her gün biz tarlaya 60 bin tohum ekiyoruz. Peki ne ektiğimizin farkında mıyız? Hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Her şeyi düşünüyoruz. Sokağa bakıyoruz, canımız sıkılıyor, içimizden kötü bir sürü düşünce geçiyor ve bu düşüncelerin hepsi tarlaya ekiliyor. Aman canım diyorsun ama tarlaya ektiğin bir gün biçeceksin, bunun farkında değilsin. İşte bunun farkına vardığımızda bir sürü şeyi değiştirmeye başlayacağız. O yüzden ben de diyorum ki bunu çok iyi algılayalım. Çünkü her an bir sonraki anımızı yaratıyoruz. Yani her ektiğimiz düşünce bir gün bizim karşımıza geliyor. Bunu biraz daha derinlemesine indirmeye çalışacağım. Hem de burada işin ilim kısmını da öne getirmek istiyorum. Çünkü ben bu bilgiyi aldıktan sonra Kur'an'daki bir ayete denk geldim. Kur'an'ı incelemem ve okumam esnasında. Bakara suresi 284. Aynen şöyle buyuruyor ayette. Bilinçlerinizde düşündüğünüz ne varsa, bakın ne varsa diyor. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ayırmıyor. Ne varsa, olumlu, olumsuz ne varsa. Gizleseniz de açığa çıkarsanız da, yani düşüncede de kalsa, dile de getirseniz, Allah varlığınızdaki hasip esmasının özelliğiyle size onu bir gün yaşatır diyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Düşündüğünüz yaşarsınız.